Nasipse bu akşam tefsire giriş yapacağız. Arkadaşlar, öncelikle vahiy nedir? Sözlük anlamı nedir? Terim anlamı nedir? Bunun üzerinde konuşalım. Vahyin sözlük anlamı, terim anlamı bizim için önemli. Yani hocam ÖSM bazen sözlük anlamını verir, sorar. Bazen de terim anlamlarını sorar. Yani sözlük anlam, anlamı önemli değil diye e, bir kenara atmamak gerekiyor. Soru gelebilir. Sözlükte seslenmek, fısıldaşmak, gizli konuşmak, telkin etmek, emretmek, ilham etmek, içgüdü, elçi göndermek, gizli ve süratli bir şekilde bildirmek anlamlarına geliyor. Bakın birçok anlama geliyor burada. Vahyin sözlük anlamı. Peki terim anlamı neymiş hocam? Yüce Allah'ın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir. Ne, aracı, ne aracılığıyla? Daha çok melek aracılığıyla değil mi? Bu Allah'ın emirleri, yasakları ya da e, sözleri peygamberlere melekler aracılığıyla iletilmiştir. Bu bildiriye vahiy diyoruz arkadaşlar kısaca. Peki hocam. Tahannüs kavramını sanırım hadis e, Diğer dersinde işlemiştik. Tahannüs neydi hocam? Hazreti Peygamber'in Hira dağındaki mağaraya çekilip orada belirli geceler geceler kalıp Allah'a kulluk yani ibadet etmesi, yani tefekkür etmesi. Peygamber Efendimiz insanlarda uzaklaşır mağaraya gider orada ibadet ederdi, kulluk ederdi, tefekkür ederdi daha çok. İbadetten kasıt burada tefekkürdür hocam. Buna tahannüs diyoruz. Bu e, siyer dersinde e, görmüştük bunu. Hocam bedul vahiy nedir? Bu kavram benim için önemli. Bedul vahiy vahyin ilk zamanlarını ifade eder. Bede'e başlangıç değil miydi? Hadis dersinde de görmüştük. Bede'e hadisin başı, hadisin son, sonu, intihası şeklinde görmüştük. Bedül vahiy de vahyin başlangıç zamanları. Yani Hazreti Peygamber hani Hira mağarasında ilk vahiy gelmişti. Daha sonra o ilk e, sahneler vahyin e, bed'idir. Yani başlangıcıdır. Bed'ül vahiy. O ilk zamanlarını ifade eder. Bunu kavram olarak bilelim. Ama vahiy kaç çeşittir diye sorarsa eğer ÖSM, vahiy iki çeşittir hocam. Biri metlu vahidir. Diğeri gayri metlu vahiy. Hocam met, e, metlu vahid denilince aklımıza Kur'an-ı Kerim gelmeli. Yani Mus'haf'ta yazılıdır ve bu yazılı olanla tilavet edilir. Değil mi? Kur'an e, Kur'an işte namazda okunur, ibadetlerde okunur. Buna metlü vahiy diyoruz. Kur'an-ı Kerim'dir. Peki gayri metlü vahiy nedir hocam? Bu da hadis ve sünnettir. Yani Musafta yazılı değildir Kur'an mushafında yazılı değildir ama e, peygamber efendimizin sözleri, fiilleri ve tahrirleri gayri metlü vahiye girer. E yani tabii ki bunun da efendimizin sözlerinin de kaynağı nedir hocam? Cenab-ı Allah'tır değil mi? Hani kaynak illa ki oraya dayanıyor. Bunu işte gayrimetlu vahiy diyoruz. Ama eğer ki bizzat kaynağı sorarsa yani vahyin kaynağını vahyin bizzat kendisini sorarsa o zaman aklımıza Kur'an-ı Kerim gelmeli ve metlu vahiy gelmeli. İki kavramı bu şekilde bilelim. Metlu vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Gayrimetlu vahiy hadis ve sünnettir. Kısaca bu. Şuraya baktığımda hocam vahyin geliş şekilleri nelerdir hocam burası şu açıdan önemli bakın 3 tane vahyin geliş şekli var 1 2 3 fakat burada bakın bir başlık daha var Hazreti Peygamber'e vahyin geliş şekilleri adında bir başlık daha var. Bunun farkı biri Kur'an-ı Kerim'de geçmesi diğeri de hadislerden öğrendiklerimizden kaynaklı. Beşe ayrılır. Ama bizim için hocam şu önemli Kur'an-ı Kerim'de geçen vahiy şekilleri nelerdir? 3 tane şekliyle gelmiştir. Bir Allah'ın iletmek istediği mesajları peygamberin kalbine doğrudan yerleştirmesidir. Doğrudan e, buraya kalbe yerleştirilir hocam. Şimdi iki vahiy peygamberlere bir perde arkasında bildirmesi. Hatırlayın Hazreti Musa'ya <laughs> Cenab-ı Allah ağaçtan nida etmişti. Yani bir ağaç bir perde e, ni e, şekline bürünmüş müdür? Evet. Yani Allah peygambere bir perde aracılığıyla bu perde her şey olabilir. Bu şekilde e, peygamberlere nida etmiştir. Vahiy iletmiştir. Perde arkasında veyahut kalbine doğrudan vahyi yerleştirmiştir. Üçüncüsü ne hocam? Üçüncüsü ve en en çok e, yapılan vahiy şekli budur. Vahiy e, Cenab-ı Allah melek aracılığıyla peygambere iletmiştir. Yani özellikle Cebrail değil mi? Cebrail e, vahiy verilir. O da vahiy peygamberlere ulaştırır. Melek aracılığıyla olmuştur. Vahiyin en çok kullanılan çeşidi budur hocam. Melek aracılığıyla olması. Hocam Kur'an-ı Kerim'de bu üç durum ayette şöyle ifade edilir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla burada kastedilen e, vahiy yoluyla ben kasıt kalbine doğrudan ilkadır hocam. Tefsirler, alimler bu şekilde yorumlamışlardır. Veya perde arkasında konuşur. Bakın perde arkası 2. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona <laughs> dilediğini vahyede. <laughs> ne oldu hocam? Şimdi ben bu ayette şunu çıkarıyorum. Üç tane vahyin gili şekli var. Ayette ama Kur'an'da ifade edilen. Bir, Allah'ın e, peygamberin kalbine doğrudan ilka etmesi. Doğrudan vahiy kalbine yerleştirmesi. Bir. İki, Allah peygamberlere perde arkasında konuşması. İki. 3 Allah'ın e, peygamberlere melek aracılığıyla vahiy iletmesi 3 üç. Bu üçü Kur'an-ı Kerim'de ayette net olarak ifade edilir. E üçünü sorarlar ise aklımıza bu ayet gelmeli. Bu üçü gelmeli. Bunların dördüncüsüne bir şık daha ekler. Mesela bunlardan birini ekler. Aklımız e, karışır. O yüzden karışmaması gerekiyor. Eğer Kur'an'daki vahyin geliş şekillerini sorarsa aklımıza bu ge e, diğer gelecek. <laughs> Peki hocam Hazreti Peygamber'e vahiy geliş şekilleri nelerdir? 1. Sadık rüyalar Hocam Peygamber Efendimiz uyurken bazen rüya görürdü bu rüyalar gerçek bir şekilde ortaya çıkardı. Bundan dolayı sadık rüyalar, doğru rüyalar anlamına geliyor. Hatta Hazreti Ay, Ayşe Validemiz şöyle diyor. Hazreti Peygamber diyor rüya gördüğü zaman sabah aydınlığı gibi apaçık zuhur ederdi diyor. Bu e, gördüğü durum gördüğü rüya apaçık bir şekilde gerçekleşirdi diyor. Buhari'de geçen bir hadistir aynı zamanda bu. <laughs> e, fakat şu çok önemli. Efendimiz sadık rüyalar görmüştür. Ancak bu yolla herhangi bir ayet inmemiştir. Yani bu sadık rüyalar vahyin bir e, hazırlık safhası olarak kabul edilmiştir. Vahyin bir hazırlık süreci, bir hazırlık safhası olarak görülmüştür. Sadık rüyalar ile hiçbir ayet ve sure inmemiştir. Dikkat edelim. Sadece bu vahyin bir hazırlık safhasıdır ama yine de efendimiz rüya görürdü değil mi? Bu rüya bu rüyalar gerçek bir şekilde meydana gelir ve yaşanırdı. İki, Cebra'il'in asli suretiyle vahiy getirmesi. En çok e, vahyin geliş şekilleri hangisidir? Budur hocam. Yani melek aracılığıyla peygamberlere vahiy gelmiştir. Şimdi Cebra'il asli suretiyle gerçek bir şekilde, yani bir başkasının kılığına girmeden melek olarak, melek olarak peygamber efendimiz e, Cebra'il peygamber efendimize vahiy getirmiştir. Bakın, gerçek bir şekilde melek olarak efendimiz iki defa. Ee, Cebrail'i görmüştür. Hocam bu iki defa meydana gelmiştir. Yani Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı iki defa görmüştür. Bir Peygamberliğin başında hatırlayın e, Hira mağarasında bismi halak o ayette inerken Efendimiz onu e, meleği apaçık ufukta görmüştür. Vahiy ilk zamanlarında mağaradayken Efendimiz'e Alak suresinin ayetleri indirilmiştir ve efendimiz korkmuş. Daha sonra Cebrail kendisini sıkmış. Hatırlayın o olayı. Yani peygamberimiz Cebrail'i peygamberliğin başında görmüştür. Bunun delili şu şu hocam. Bakın Tekvir suresi 23. ayette şu şu şekilde geçiyor. Andolsun ki o yani Muhammed Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. Bakın andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. Hira mağarasındaki durum, olay. Bu bir. İkinci defa Peygamber Efendimiz Cebrail'i nerede görmüştür? Miraç hadisesi yaşanırken. Yani Sidretül Münteha'da. Bakın ayette şu delili şu. Andolsun onu bir kez daha. Bakın bir kez daha. Yani ikinci defa Sidretül Münteha'nın yanında görmüştür. Bakın Sidretül Münteha'nın yanında görmüştür. Sadece şu ayetten bile anlıyoruz ki e, Peygamber Efendimiz Cebrail'i daha önce görmüş. Bu ikinci kez. Onu bir kez daha. Ne ikinci kez anlamına geliyor. es Sidretül Münteha olayı da Miraç'ta gerçekleşmiştir değil mi? Peygamber Efendimiz Cebrail'i iki yerde asli suretiyle görmüştür. Bir, peygamberliğin başında. iki Miraç hadisesinde. Lütfen bunu unutmayalım. 3. Cebrail'in görünmeden Hazreti Peygamber'in uyanık olduğu zamanda kalbine ilka etmesi. Hocam Peygamber Efendimiz uyanık olduğu zamanlarda Cebrail gelir e, görünmeden ama. Görülmeden gelen direkt peygamber efendimizin kalbine vahiy bırakırdı. Direkt böyle kalbine ilka ederdi. Yani fısıldardı. Onu ilka ederdi. Efendimiz de hemen onu tekrarlardı. Bu da bir e, diğer çeşidi. Hatta efendimiz bu konuda şöyle ifade ediyor. Ruhul Kudüs kalbime şöyle üfledi. Yani o üfleme, o nida, o ilka anlamına geliyor. Burada kastedilen ruhul kudüs de e, kaynakların çoğunda Cebrail aleyhisselam olarak geçer tefsirlerde. Ruhul kudüs Cebrail'dir hocam. Dediği de bu. Peki hocam Cebrail kendi asli suretiyle peygamber efendimize vahiy getirdi. Doğru. Gerçek melek olarak. Doğru. Peyga Cebrail peygamber efendimize vahiy get getirirken hiç görünmedi. Kalbine ilka etmiştir. Yani görünmeden de vahiy getirmiştir. Doğru. Peki hocam Cebrail bir başkasının kılığına girip de yani bir insan kılığına girip de vahiy getirmiş midir diye bir soru gelirse. Evet Cebrail insan suretiyle vahiy getirmiştir. Daha çok kimin kılığına girerdi hocam? Dıhyetül Kelbi adında bir sahabe efendimiz. Cebrail onun e, kılığına girer. Peygamber Efendimiz'e vahyi getirirdi. Hocam Dıhyetül Kelbi de kendisi çok yakışıklı bir insan. Aynı zamanda böyle beyaz tenli. E, Cebrail Aleyhisselam bunun kılığına girerdi. Hatta bazı sahabiler e, Kelbi gördükleri zaman acaba bu bizim dhiyet-dehiyetül mi yoksa Cebrail mi şeklinde böyle tereddüt ederlerdi. Yani yaklaşamazlardı ya gerçekten melekse yani ya gerçekten Cebrail ise bir hata yapsa bir kusuru işlesek şeklinde böyle tereddüt ederlerdi. dikkatli olurlardı. Yani çok böyle yakınlaşamazlardı şeye Kelbi'ye. Dikkatli olurlardı. bazen mesela Cebrail dhiyetül Kelbi Peygamber Efendimiz'in yanında mesela konuşuyorlar ikisi kendisi kendi arasında. E şimdi sahabesini düşün hocam. Peygamber Efendimiz orada Dıyetül Kelbi ile görüşüyor, konuşuyor. E sen orada onları gördün. Yanına gidebilir misin? Yani gitsen dahi tereddüt edersin değil mi? Orada acaba Efendimiz'e vahiy gelimi geliyor mu? Yani durum çok vahiy. Allah'tan bir vahiy geliyor. Sen araya sıkıştın bir şey söyledin. Belki de hani Allah seni orada azarlayacak değil mi? Belki hani ayet olacak yani orada. O yüzden hani sahabe efendilerimiz Dırgıdül Kelbi peygamber efendimizin yanındayken çok dikkatli çok tereddüt etmişlerdir. Sahabe Dırgıdül Kelbi sahabedir. Kelp kabilesindendir. Kelp kabilesi. Yani kelp de köpek anlamına geliyor ama bir kelp kabilesi olarak ifade ediliyor. Sahabe biliyordu işte. Ondan dolayı tereddüt ediyorlardı. Yani demek ki duymuşlar efendimizden şeyden ondan dolayı e, biliyorlardı yani sahabe efendilerimiz duymuşlar e, bir kaynakta okumuştum yani ansiklopedi de sandı sanırım sahabeler e, tereddüt edermiş yani efendimiz ile dıhidül kelbi konuşurken